değerli izleyenler, canlı yayın kuşağımıza başlıyoruz. Bu akşam canlı yayınımızda küçük de olsa bir formatta değişiklik var. Çünkü bir muhtar adayı konuğum. Peki kim bu muhtar adayı? Arsuz ilçesi Karaağaç muhtar adayı Sayın Rasim Yaşar. Sayın Yaşar, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Kemal Bey. Bizleri ve televizyonlar başında izleyen tüm izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Kemal Bey, beni HRT Televizyon'a da davet ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bu nazik davetimizi geri çevirmediniz. Biz de size o anlamda HRT olarak teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olun efendim. Evet Sayın Yaşar, bir muhtar adayı olarak Karaağaç Mahallesi'ne talipsiniz. Evet. Gerçi önceki zamanlarda da muhtarlık yapmışlığınız var. Bu anlamda da yeni seçimlerde de muhtar adayı olarak ben de bu işin içerisinde varım dediniz. Evet. Bir sürü de projeleriniz var. Ama dilerseniz muhtarı adayını tanıtır. Şu an burada olmayan meclis üyesi arkadaşlarımız da var. Onların da adını bir zikredelim. Sonra programımıza başlayalım. Siz muhtar adayı olarak Rasim Yaşar, hemen bakıyorum. Yılmaz Sağır, Refik Yürek, Ali Kemal Yılmaz, Semir Altun, Mehmet Abacı, Murat Köybaşı, Serkan Devrim ve Turgay Devrim'den oluşan bir meclis üyeleriniz de var. Azalarımız. Azalarınız var. Bu arkadaşlarımızın da adını buradan zikretmiş olduk. Evet Sayın Yaşar, doğup büyüdüğünüz topraklara muhtar adayı olarak hizmet etmek tabii ki en temel isteklerinizin başında geliyor. Bununla ilgili biz de bir takım araştırmalar yaptık. Karaağaç'ta yaşayan insanların sıkıntıları neler, neler istiyorlar? Bunu birinci ağızdan direkt yanıtlarını alalım istedik. Evet, mesela sizin projeleriniz arasına baktığımda Karaağaç'ın ilçe olmasını istiyorsunuz. Projelerinizin de başında bu var. Neden böyle bir proje düşündünüz Sayın Yaşar? Şimdi efendim, Karaağaç Mahallesi'ndeki tüm halkımın şikayetlerini dinledim, gezdim. Karaağaç'ımızı kaderine terk ettiler. Tabii ki bu arada Karaağaç'ımızın 35 kilometre Arsuz ilçesine bağlanması halkımızın çok büyük tepkilerine neden olmuştu. İskenderun'a mesafe ne kadar? 35 kilometre. Arsuz'a. İskenderun oysa çok daha yakın. Herhalde 2 kilometre mi? Belki değil bile. Tabii efendim. Tabii. Konum bu. Şimdi artık bu Karaağaç'ımızın tekrar içe kavuşması anda ben muhtar olursam şayet muhtarlığımın içerisinde kazandığım andan itibaren imza kampanyalarıyla halkımızın isteği doğrultusunda gereken bakanlığımıza tüm evraklarımızı hazırlatarak yüksek mercilere ulaştırıp bir an önce Karaağaç'ımızı Arsuz'dan kurtarıp Karaağaç halkımızı ilçe olarak yapmamıza karar verdik. Tabii ki bu bakanlığımızın neticesinde doğacak olan bir şeydi. Evet. Bu anlamda çalışmalar yapacağınızı. Tabii efendim, ben bunu ilk başında da söylüyorum. Karaağaç halkına da buradan elimden geldiği kadar, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar da bu işi götüreceğim. Çünkü dünya yeryüzünde hiçbir yerde 35 kilometrelik bir belediye yoktur. Bize sanki orasını mülki amirlerimizin duyarsızlık yaptıkları gibi Karaağaç'ı kaderine terk ettiler. Biz de seyirci kalabildik. Mülki amiri olmadığımız için o anda elimizden gelen bir şey olmadı. Allah'ın izniyle muhtar olduğum zaman da gerekeni halkıma, zaten buradan da şeref ve namus sözü veriyorum, burayı ilçe yapmam için gereken her şeyi yapacağım. Bunu da HRT ekranlarından şu an bizleri izleyen tüm Karaağaç halkı ve Türkiye'nin, hatta 65 ülkeye yan yapıyoruz. Aynen. Bu anlamda öyle. Tüm izleyicilerimiz önünde de dile getirmiş olduk. Aynen öyle. Evet aynen. Sayın Yaşar, projeleriniz çok fazla. Mesela hurdacılar ve saman kamyonları Karaağaç Mahallesi'ne girmeyecek gibi bir projeniz de var. Şimdi efendim, ben burada Karaağaç'ımıza gündüz gelen hurdacılar gezip projelerini geceye saklıyorlar. Gece de gelip hırsızlık yapıyorlar. Ve hatta bu gelen çöpleri karıştıran kişiler, hurdacılar, evlerin önünde sandalye mi gördüler, götürürler. Tencere mi gördüler, götürürler. Biz bunların, bu Karaağaç halkı bıkmıştır. Ayrıca da samancılara gelince, samancılar da havalı yük koyuyor arabaların üzerine. Buradaki telefon kablolarını, elektrik kablolarını hepsini yerle bir ediyor. Burada ne oluyor? Muhtara iş çıkıyor.
Halkın elektriği kesilmiş oluyor. Telefonları kesilmiş oluyor. Bunları hayvan pazarı var. Bizim orada hayvan yetiştiriciler de var. Bunları hayvan pazarını oraya sokacağız. Havalı yük olan kamyonlarını orada küçük transitlere bindirerek mahallelerin arasında hayvancılık yapan insanlarımıza saman hizmetini orada o şekilde sunacaklar. Ha, çok güzel bir proje. Tabii efendim. Orada geniş alana kamyonlar yanaşacak. Daha küçük çaptaki araçlara yükler yüklenecek. Ve kablolara, elektrik tellerine zarar vermeden sahibine ulaştırılacak. Tabii efendim. Evet Sayın Yaşar, motorize ekipler kuracağınızı söylemişsiniz. Şimdi bunu Türkiye'de bir ilki ben bunu gerçekleştireceğim. Şimdiki dahi çıkan muhtar adaylarımız dahi bu bilgiyi bilemezler. Ve hiç kimseniz siz, zatenleriniz Kemal Bey o kadar televizyonlarda haber yapıyorsunuz. Motorize ekip nedir biliyor musunuz? Hiç böyle bir şeye denk geldiniz mi? Hani bir muhtar adayının seçim sürecinde ben duymadım. Motorize ekibin ne olduğunu biliyorum ama siz hangi anlamda kullanacaksınız onu bilmiyorum. Şimdi efendim mesela vatandaşımın biri bankaya gitmiş oradan kredi çekecek veya çek alacak. Aniden bir ikametgahı lazım oldu. Herhangi bir evrak lazım oldu muhtarlıkta. Evet. Arayacak. Muhtarım diyecek. Benim adım filan filan. Evet. TC numaram bu. Evet. Ben filan bankadayım. Bana acil ikametgah lazım. Evet. Tabii ki efendim. Hemen çıkartıyorum onu. Yanımda iki tane motorize ekip var. Birine veriyorum. Bankaya götürüyor. Bankaya götürdükten sonra da vatandaşı orada görüyor. Hüviyetini istiyor. Hani belki de vatandaşımız o değildir. Sahte evrak düzenliyordur. Alacak nüfus kağıdını bakacak. Karşılaşacak. Tamam. Parasız hizmet. Buyurun efendim diyecek. Vatandaşın memnuniyetine bırakarak çekip yerine gelecek. Ayrıca de eğer evindeyse evine kadar da hizmet getireceğim efendim. Parasız hizmet. Ayrıca de ama eğer ki arsuzdaysa 35 kilometre onun sözünü veremem yani. Burada yalancı anladım. Çıkmayın. Karahaç halkına. Yani yakın mahalledeki tüm mahalleler. Karahaç ve İskenderun'un içerisine mahsus olan bir hizmetimdir bu. Evet. Parasız bir hizmettir efendim. İki tane motorize ekip hazır bekleyecek. Aynen. Kimin o an bir evrağa ihtiyacı varsa sizi arayacak. Tabii. Ve siz anında ekibi görevlendirecek. Aynen. Vatandaş muhtarı görmeyecek evrak hizmetinde. Muhtar da o vatandaşı görmeyecek. Ama ki yanımdaki olan kişi, evrağı götürecek olan kişi kimliğini verecek. Onu orada belirleyecek. Evet. Tamamıyla okeylendikten sonra hüviyetiyle beraber tekrar kişiye. Bu fikir nereden aklınıza geldi sayın? Efendim ben muhtarlığımın hizmetinde çok kafası çalışan bir insanım. Atik bir insanım, faal bir insanım. Benim Konarlı Mahallesi'ndeki tüm Karaağaç değil, tüm Karaağaç halkına kadar gidip hizmet etmişim. Benim Konarlı Mahallesi ayrı bir mahalleydi. Orası 5 mahalleden ibaretti. İnanın var ya iyi günlerinde, kötü günlerinde her konularına, elektriklerine, yeşil kartlarına kadar, cenazelerine kadar oraya kadar gidip hizmetimi yapmışımdır. Evet. Bunu tüm Karaağaç halkı biliyor. Onun takdiri onlara kalmış olan bir şeydir. Evet. Bu arada projelerinizin devamında hiçbir resmi belgeden ücret talep edilmeyecek de demişsiniz. Efendim ben para için hizmete gelmiyorum. Karaağaç halkımın yüzde hemen hemen 60 orada emekli bir vatandaştır. Ve bu vatandaşlarımızın inanır mısın bazı vatandaşımı görüyorum ayda 1 kilo et yiyemiyor. Ben bu vatandaşının 2 lirasına 3 lirasına nasıl tenezzül edeyim? Ayrıca ben paraya ihtiyaç duymayan bir insanım. Ben Karaağaç halkımı çok seviyorum. Ve Karaağaç'ın da has milliyetçisiyim. Çünkü Karaağaç'a her zaman sebze hallerinde olsun. Efendim söyleyeyim dışarıda olsun. Mahallemde olsun, muhtarlığımda olsun her zaman Karaağaç halkımın yanında olmuşumdur. Bunu Karaağaç tüm halkı biliyor zaten efendim. Hatta sizle ilgili küçük bir duyum aldığımda bundan önceki muhtarlığınızda hiçbir zaman muhtar maaşı almadığınızda söylendi. Bunu da size sorayım burada. Aslında şimdi efendim çok güzel bir soruya değindiniz. Ben gerçekleri şudur. Bir insan hayır yaptığı zaman kendini burada belli etmemesi bunu lazım. Bunu siz söylememiştiniz. Bize bu duyum geldi. Tabii. Şimdi efendim benim aldığım her ay olan muhtarlık maaşımda benim mahallemdeki çok gariban insanlar var. Fakir insanlar var. Eti yemeyen insanlar var. Her ay aldığım zaman maaşlarımı ya bir koç keserdim, üzerine de eklerdim.
O etleri dağıtırdım. Ya Komanya yapar, gönderirdim. Benim paraya ihtiyacım yok. Çünkü ben bir iş adamıyım zaten. Yani bundan sonraki süreçte muhtar seçilirsem diyorsunuz, yine maaşımı almayacağım, yine fakir fukaraya aynen, aynen dağıtacağım. efendim. Aynen, ben buradan da gene aynı şeye söz veriyorum. Evet, evet Sayın Yaşar. Elektrik kesintileriyle ilgili sıkıntılar olduğunu söylemiş orada yaşayan insanlar. Bunların da giderilmesi için büyük bir çaba harcayacağınızı da belirtmişsiniz. Şimdi efendim, Karaağaç'ta benim mahallemde daha önceden elektriğimizin tüm salkmış olan telleri birbirlerine çarptığı zaman durmadan şalter attırıyordu. Ve ayrıca bazı inşaatlarımızın orada olması nedeniyle yeni inşaatların trafoların güçsüz kalması güçsüz kaldığından dolayı onlara güç kaynağı katmışımdır. İnanın Konarlı Mahallesi'ndeki halkım bunu çok iyi bilmektedir. Benim muhtarlığımda gece 1, 2 o yağmurun altında ve onun için özel motorlar almışım. Arabam vardı. Çıkardım. Bunu Konarlı halkım çok iyi bilirler. Gece saat 2'de, 3'te Allah inandırsın Konarlı Mahallesi'ne o yağmurlarda, o havalarda gidip elektriklerini yapmışım. Hem de hiç çekinmeden. Tabii ki şimdi tüm Karaağaç halkının elektrik şikayetleri vardır. Ben bunları muhtarlığıma geldiğim anda, daha önce de bunları halkıma da tek tek evlerini gezdiğim zaman anlatmışımdır. Halkıma dedim ki, ben buradaki elektriklerin kesilmesinin nedeni, deminle de size izah ettiğim gibi, Evet. yeni inşaatların çok olması. Bazı mahallelerimizde 3 tel vardır. Bazı mahallelerimizde 2 tel vardır. Bunlar klima çalıştırmaz. Bunlar sadece aydınlatma aracıdır sokaklar Evet. için. Asıl 5 tel olan mahallelerde klimalar çalışır. Bir toz makinesini bile çalıştıramaz. Onun için burada muhtarlığıma geldiğimde Toroslar TEDAŞ Müdürlüğü'ne çok büyük bir yazı yazarak, dilekçemi vererek 3 aylık Karaağaç'ın elektrik sıkıntılarını gidermek için o dilekçelerimi verip en kısa bir zamanda esnaflarımızın, kasaplarımızın, terzilerimizin, kuaförlerimizin elektrik bırakmayacağıma dair burada da şeref ve namus sözü veriyorum. Çünkü bu iş Rasim Yaşar'ın işidir. Teşekkür ederim. Evet, Rasim Yaşar Evet. iddialı açıklamalarda bulundu. Evet efendim. Bu anlamda zaten geçmişte de bir muhtarlık tecrübeniz zaten Tabii var. efendim. Bu anlamda biz de size bu sözünüzü yerine getireceğiniz anlamda inanıyor ve güveniyoruz. Tabii. Tüm izleyiciler adına konuşuyorum Aynen bunları. öyledir efendim. Evet, Karaağaç'ta diyorsunuz mahalleliyle bir araya gelip sürekli sorunlarını dinleyeceğim. Ne kadar sıklıkla olacak Sayın Yaşar bu bir Şimdi araya efendim. gelmeler? Gerçi zaten Karaağaç'ta yaşayan bir Tabii, insansınız. tabii, tabii. Şimdi öyle bir konuya değindiniz ki inan ki benim can evimden yani can evimden vurdunuz. Neden diyeceksin? Şimdi Karaağaç'ta sadece 2 tane ikametgah yapmak, tamam mı? 1-2 tane ampul yapmakla muhtarlık olmaz. Aile sorunlarımızı dinleyeceğiz. Kişilerin her ay her mahallede 1 saat vatandaşın derdini dinleyeceğim. Bu arada 35 kilometre belediyemizin Arsuz'a taşınması burada vatandaşımızın bir çile çekeceğini çok iyi biliyorum. Tabii ki bu konularda inşallah biz burayı içe yaparsak bu olaydan kurtaracağız. Ama ki burada vatandaşlarımızın istediği şey olarak siz söyleyin Arsuz'a gidip gelme Arsuz'a gidip sıkıntılı. gelmesinde biz o sıkıntıyı kaldırdıktan sonra vatandaşımızın oturup tam dört dörtlük olarak derdini dinleyeceğim. Bu dertlerini dinlediğim zaman aile sorunlarını da dinleyeceğim. Gençlerimizin bazı alkol, uyuşturucu kullanıp kullanmadığını ve eğer öyle bir şey varsa Hatta o vatan... projeleriniz arasında işsizlikle mücadele de var. Tabii onu da bahsedeceğim şimdi size Kemal Bey. Buradaki o insanlarımızın işsiz olması, onlara o gençleri toplayıp dertlerini dinlemek, orada bir analık, bir babalık, bir amcalık, bir abilik, muhtarlık böyle, böyle Evet. olur. Yani onun Evet. haricinde başka bir çeşit olamaz. Tabii ki onların dertlerine deva olmaya çalışacağım Kemal Bey. Evet. Hatta bu anlamda bu toplantıları düzenleyerek Arsuz'a gidip gelme sorununu da yani o 35 kilometrelik mesafeye gitmemeler konusunda da her türlü çabayı harcayacağınızı Tabii söylemişsiniz. efendim. Ben bir muhtar Rasim Yaşar olarak buradan tüm Karaağaç mahallesi kardeşlerime, abilerime, amcalarıma, babalarıma, dayılarıma, bütün tüm vatandaşlarıma
buradan sesleniyorum. Şerefim ve namusum adına yemin ediyorum, eğer ki Ankara'da o meclisin önünde yatağımı da açacak olsam dahi, orayı hiç şey yapmadan mahalleme dönmeyeceğim. Çünkü ben bir rasim yaşarım. Benim ismim başkasıyla ölçüşemez. Öyle bir cesur vatandaşım. O yönden dolayı eğer ki ben orayı ilçe yapmazsam kendi evlerimi, malımı satacağım. Sahile gideceğim. Sahil evlerde ev alacağım. 35 kilometre arsuza gitmeyeceğim. Ya öyle olacak ya böyle olacak. Evet. Bu kararımı vermişim. Deminle de söyledim. Evet. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları'na kadar gideceğim. Evet Sayın Yaşar. Teşekkür mesela ederim. Projelerinizde ilgimi çeken muhtarlara siyaset yapmak yakışmaz. Muhtarlar herkesin muhtarı olmalıdır demişsiniz. Tabii efendim. Muhtar siyasete girebilir mi? Siyaset anlamının dışında kalması lazım. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben her vatandaşın muhtarı olacağım. Tabii. Burada sağcısının, solcusunun hepsinin muhtarıyım ben. Şimdi ben eğer gidip bir taraf tutarsam burada solcusu kızacak. Sağa gidersem solcusu kızacak. Sola gitsem sağcısı kızacak. Oysa muhtar tarafsız olacak. Muhtar olmak siyasete zorunda. Çıkacaksan gideceğim muhtarlıktan götüreceğim sayın kaymakamıma mühürü vereceksin. Ben istifa etmişim. Ben siyasete sunuyorum diyecek. Evet. Konum bu kadar basit. Evet. Yani muhtarlık aslında sizin nezdinizde söylüyorum baba gibi bir duruş sergilemek demektir. Aynen öyle abi. Aynen öyle Kemal Bey. Evet Sayın Yaşar. Geriye dönük bir takım bilgiler de aldık. Daha önce muhtarlığınız döneminde mezarlık parseli almışsınız, hibe evet. etmişsiniz. Bir ambulans kazandırmışsınız. Evet. Zaten maaşınızı almadığınızı söyledik, hiç dokunmamışsınız. Tabii. Fakirlere yardım etme konusunda da duyarlı davranmışsınız. İlgimi çeken kendi paranızla elektrik direkleri almışsınız. İsterseniz bunları da bir küçük özetleyelim ve halk konserleri verdirmişsiniz. Tabii. Şimdi efendim ben kendi mahallemdeki olan hizmetlerimi zaten Konarlı Mahallesi halkım tümü biliyor. Karaağaç halkımın da hepsi biliyor. Ben burada iki dönem belediye geçmiştir. Hıdır Aleyhisselam ziyareti vardır bizim mahallede. Evet. Onun arkasındaki çift yolda saat 5 oldu mu? Karanlık bastığı zaman hiçbir tane gencimizi orada bulamazsınız. Neden? Başı boş gezen köpekler karanlıkları severler biliyorsunuz. O karanlıktan inanın var ya kimse geçemiyordu. İki tane belediye geçmiştir oradan. Oranın bir türlü elektriğini yapamamışlardır. Ayrıca ben gittim oraya ve Adana'ya kadar gittim. Oranın beton direklerini aldım. Vinç getirdim. Saati 400 lira. Biliyorsunuz beton direkler toprakta durmaz. Onlara bir çukur açıldı ve o çukurların içerisine beton döküldü. Ve onları da kuruttuktan sonra yer altından elektriklerini alıp orayı aynen bir Ankara'nın başkentteki olan orta caddelerini biliyorsunuz çift lambaları. Evet. Aynen bir tane kablosunu göremezsiniz. İnşallah mahallemize gelirsiniz bir ara çekim de yaptırırız. İnşallah. Orayı da hayret edeceksiniz. Siz mi burayı yaptınız? Tabii ki ben yaptım. Ayrıca da mahalleme zamanında 137 direk getirdim. Florans lambaları vardır. Eski Florans lambalarını biliyorsunuz. Evet. Şimdi bunlar gibi bakın evet. üstünüze. Bunları onları koymuşlardır. Onların hepsini söktürdüm, tadilat yaptırdım. Hepsine gittim kendi cebimden de ayrıca tamam mı? 325 lamba aldım. Tek iş diye bir yer var İskenderun'da. Bütün elektrik malzemeleri orada satılıyor. Hepsini oradan aldım. Ve getirdim Florence lambalarının hepsini kaldırdım. Tüm mahallemi böyle gerçek bir gündüz gibi aydınlattım. Bu arada halk konserleri de verdirmişsiniz. Verdirmeye de onu devam edeceğinizi söylüyorsunuz. Onu da aynen her senede halk konserlerimi tekrar muhtarlığım döneminde de devam ettiği sürece gene devam ettireceğim. Çünkü Karaağaç halkına yakışanını yapacağım. Karaağaç için yeni bir ambulans projeniz olacak mı? Karaağaç'ta yaşayan şimdi efendim bizim gerçeği söyleyeyim ben size. Karaağaç Belediye'mizin gece hiçbir zaman hastalarımızı bir ambulansın Karaağaç'tan gelip de Karaağaç Belediyesi'nin ambulansından gelip de oraya hiçbir zaman bir vatandaşımızın hastaneye götürdüğünü ben görmedim. Bu hizmeti kim yerine getirdi o bölgede? Ben getiriyordum. Kendi arabalarımdan işte niye aldık o ambulansı koyduk oraya? O zaman fakir vatandaşlarımızın hastaneye gidip gelmesi için.
Efendim dediler ki buna şoför lazım, hemşire lazım. Vallahi ben size bir ambulans getirdim verdim. Bundan sonrası size ait. Derneğime verdim ben, hibe evet. ettim. Derneğim kalktı dedi ki bu çok ağır bir şey ister. Buna şoför lazım, doktor lazım, hemşireye evet. lazım. E peki kardeşim bunu güzel söylediniz de Karaağaç Belediyesi'nin ambulansında doktorları var mıydı? Hemşerileri var mıydı? Yok. Sadece gidiyorlar Adana'dan cenaze varsa getirip geliyor ambulans. Belediyemizin hizmeti bu kadar. Ambulans nereden geliyor? Şehirden telefon açıyorsun. Şehir hastaneler, şehir geliyor. Tabii efendim. Ama belediyemiz olarak sadece cenazeler için kullanılıyor bu ambulans. Evet. Ama inşallah burada 24 saat hizmet gözetmemeksizin gene ambulansı inşallah mahallemiz, tüm Karaağaç halkına hizmete sunacağım. Evet. Bunun da sözünü veriyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Sayın Yaşar, yeşil kart sahibi olma durumunda olan insanları tespit edip bunların bir an önce kart sahibi olması adına da çalışmalar yapacağınızı söylemişsiniz. Şimdi mahallemizde çok, yatalak olan hastalarımız vardır. Bunlara belirli 3 ayda bir maaş veriyorlar. Biz bu 3 ayda maaş verilen kişilerimize, tamam mı? Hastalarımıza, bakıcılarına para verebilmeleri için, tamam mı? Bunlara Türkiye Cumhuriyeti hükümetimizden tekrar yardım isteyeceğim. Çünkü öyle bir de özürlü hastalarımız var ki bunlara bakmak çok zordur. Evet. Her zaman için televizyonu kuruyor, efendime söyleyeyim camı kuruyor. Özürlü bir hastadır, kendini bilmiyor. Yani o insanın yaptığı buradaki masraf, aldığı maaş yeterli değildir. Bir de hasta bakıcısına, yani anası olsun, babası olsun, kardeşi olsun. Evet. Yani bunlara bir yardım maaşı verdirtmek için çalışmalarda bulunacağım. Sağlık güvencesi olmayana da yeşil kartları da çıkartacağım. Yani milletime ben burada çok güzel bir hizmet sunmaya geldim Sayın Kemal Bey. Evet. Engelli vatandaşlar için Sayın Yaşar, tekerlekli sandalye konusunda bir düşünceniz, projeniz olacak. Zaten onları ben çok getirdim mahalleme. Konarlı Mahallesi halkım da biliyor. Kendi paramla getirdim. Her zaman engelli olan arkadaşlarımız vardır orada, aileler vardır. Felçli hastalarımız vardır. Ne var? Onlara daima engelli olan bisiklet, o yatak, engellilerden hepsini getirip vermişim yani orada gerekenim. Konarlı Mahalle halkım çok iyi biliyorlar. Efendim. Evet, evet Sayın Yaşar. Arsuz Belediyesi ile çok iyi ilişkiler kurup gerekirse belediye hizmetlerinden en iyi seviyede Karaağaç'ın faydalanmasını da sağlayacağım demişsiniz. Şimdi efendim ben tabii ki Arsuz Belediyesi ile çok iyi uyumlar arasında olmam gereken, milletime orada hizmet edebilmem için diyaloglarımı çok fazla bir şekilde arttıracağım. Ama şunu ilk önce unutmayın. Ben haksızlığı hiç sevmeyen bir insanım. Eğer ki benim belediyemde Karaağaç halkıma, Karaağaç halkımdan şu anda uzaklaşmış durumda, yarın ileride siz de zatalarınız Kemal Bey, siz de buna şahidim olun. Eğer ki benim Karaağaç halkımı orada hizmetlerden yoksun ederse, buna çok acı söylüyorum, buradan Karaağaç halkıma da söylüyorum. Ben o belediyeyi hiçbir zaman için affetmem ve başlarına her zaman için bela olurum. Çünkü benim vatandaşım orada belediyesine elektrik, su, çöp vergisi ödüyor. Neden ödüyor bunları? Kendisine geriye dönük hizmet yapması için. Eğer ki bu geriye dönük hizmetleri aksatma olanağı olursa ben onların başına çok bir belayım. Ama benim belediye başkanım mahalleme çok güzel bir hizmet ederse ceketimi iliklerim kibarca, saygımı da, çiçeğimi de, nezaketimi de yaparım. Evet, Karaağaç için ne gerekiyorsa onu yaparım dedi Sayın Rasim Yaşar. Evet Sayın Yaşar, programımızın da artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son bir projeniz daha var. Evet. Aslında burada da sizi biraz ön plana çıkartmak tabii, istiyorum. Buyurun. Sporu çok seven bir insan olduğunuzu biliyorum. Ben sporcuyum. Hala şu anda dahi, şu yaşta dahi her gün spor yaptığınızı, koştuğunuzu bizzat duyduk, öğrendik. Evet. Vücut geliştirme sporuyla çok içli dışlı olduğunuzu aynen. öğrendik. Aynen. Bu da herhalde bir muhtar adayı için büyük keyif olsa gerek.
Aynen. En azından gençlerin rol model alabilecekleri bir muhtar adayı var karşımızda. Karaağaç'ın Güzide Kulübü Karaağaç Spor. Evet. Bilmeyen izleyicilerimize de buradan söyleyelim. Galatasaraylı Selçuk İnan'ın, Beşiktaşlı İsmail Köybaşı'nın dünyaya geldikleri Karaağaç'tan bahsediyoruz. Doğru. Mutlaka inanılmaz bir futbolcu potansiyeli var. Tabii. Adeta bir futbolcu fabrikasıdır Karaağaç. Evet. Onunla ilgili bir program yapmışlığım da vardır. Doğru. Ne düşünüyorsunuz Karaağaç Spor için? Neler var projelerinizde? Evvela tabii ki benim mahallemden bu futbolcuların çıkması, Türkiye'de ve dünyada bizleri temsil etmesi bizim Karaağaç bölgemiz için çok gurur bir kaynaktır. Yani. Evet. Ama ki şimdi bizim Karaağaç'ımızda da çok güzel futbolcular var. Evet. O insanlarımızın da hakları yeniyor. Bu Karaağaç futbolcularımızın gençlerine oraya da bir el atacağım. Çok güzel bir şekilde o insanlarımıza da hizmette bulunacağım. Benim İstanbul'da aybabalardan bazı Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın PAF takımlarında oynatacak olan sevgili hocalarımız da var orada. Evet. Tanıdığım kişiler var. İyi futbolu oynadığı gördüğüm futbolcuyu oraya göndereceğim ve onları ilk önce PAF takımında. Bizzat antrenmanları takip edeceğim diyorsunuz. Tabii her şeyde maddi ve manevi olarak Karaağaç Spor'a yardımda bulunacağım. Çünkü sporun içimde olan bir benim evet, doğal bir şeyim var. Sporu çok sevdiğinizi çok biliyorum. Ben eski sporcuyum ve hatta bugün yani ben her gün 15 kilometre sabahleyin 10 kilometre hızlı sporum vardır. Sahilde tüm vatandaşlarım beni görür. 5 kilometreyi de koşarak bitiririm. Şu ana kadar ben bu irademi, gücümü o spora borçluyum. Spor gibi dünyada bir şey yoktur. İnsan böyle oturduğu zaman, iki gün çıkmadığım zaman sanki benim üzerimde bir ton yük var böyle. Evet. Olmuyor. Çünkü, ama sporumu yaptığım zaman inanın 19 yaşındaki genç gibi oluyorum. Karşımda da zaten gayet dinamik 19 yaşındaki genç heyecanda bir muhtar adayı var. Teşekkür ediyorum. Umarım Allah gönlünüze göre verir. Sağ olun. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi vatanını en çok seven, işini evet. en iyi yapandır. Tabii. Burada ister muhtar olun, ister bir memur olun, aynen. vatanını en çok seven her zaman işini en iyi yapandır. Evet Sayın Rasim Yaşar, programımızın sonuna geliyoruz. Varsa son cümlelerinizi de alalım, sonra izleyicilerimizle benim vedalaşalım. Bir isteğim olacak buradan. Tüm muhtar adaylarıma da buradan başarılar diliyorum hepsine. Bazı muhtar adaylarımızın seçimlerde kendilerini çirkin ifade etmeleri çok güzel bir şey değildir. Yarın bu seçim bitecek. Tamam mı efendim? Bu seçim bittiği zaman hepimiz yüz yüze geleceğiz. Karaağaç hepsi bir akrabayız. Evet. Bu akrabalıklarda birbirimizi bir oy için milletin huzurunda çıkıp da arkalarımızdan çirkef bir oyuna yani kötülemek iyi bir şey değildir. Bırakın İnsanlarımızı tamam mı? Kendi doğal hallerinde Rasim Yaşar layıksa Rasim Yaşar gelsin. Kim layıksa o gelsin. Ama ki bu Rasim Yaşar'ı kötüleyerek değil. Ben kötülenecek bir insan değilim. Mutlaka Karaağaç halkı sandık başına gidince takdirini tabii. kullanacaktır. Daha zaten. Önceki muhtarlarımızın tek bir olanağı vardı, kusuru vardı. Burada keşke şu Karaağaç ilçesi, ilçe olarak Karaağaç olarak kalmış olsaydı, Kur'an'a yemin ediyorum, muhtar adayı değildim. Burada her yiğitin bir yoğurt yiyişi vardır. Ben yiğit oğlu yiğitim. Her zaman içinde şunu söylüyorum. Arsuz'a Karaağaç'ı ilçe yapmalarından dolayı ben muhtar adayı oldum. Bir daha söylüyorum. Eğer ki burada kafam da gitse, canım da gitse Allah illaki Karaağaç halkına bir isim yapmak için, ölümsüzleştirmek için ismi orayı illaki ilçe yapacağım ve yaptıracağım. Allah'ın izniyle benim diyeceğim bundan evet, ibarettir. Evet, burada biz de size ve tüm adaylara başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Tüm izleyicilerimize HRT kanalını kanalıyla teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum. Kemal Bey tekrar size ben teşekkür ediyorum. Karaağaç halkımı buradan büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim. Ben İyi akşamlar teşekkür efendim. Ederim Sayın Sağ Yaşar. Sağ olun. Değerli izleyenler.
Bu akşam konuğumuz Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Muhtar Adayı Sayın Rasim Yaşar'dı. Bizden ayrılmayın. Canlı yayın kuşağımız az sonra devam edecek.